Pınar Hacı Bektaşoğlu, şöyle dediğinizde dün şimdi markete gittim. Ben buraya gelirken de 10 bin lira oldu en düşük emek. Dedim dün marketten ne aldım? İşte bir kilo nohut aldım, bir kilo salça aldım, iki kutu süt aldım, bir Karadeniz ekmeği aldım. Ne aldım böyle sıralıyorum. İki de gofret aldım, 300 lira ödedim çıktım. Yani bu işin market boyutu ayrı. Emekli gidiyor pazara alışveriş yapıyor. Geçen haftadan bu haftaya 5 lira düşmüş diye ürün seviniyoruz. Ama artık gelinen noktada gerçekten emeklilerin feryadının gitgide yükseldiği ve duyulmasının elzem olduğu bir yere ulaşmıştık. Sizce ne olur? Bu 10 bin lira tamam evet belki bir parça psikolojik sınır oldu ama yeterli değil diyor Nagihan. Şimdi Sena Hanım, gerçekten bizim ülkemizde bir konuya girdiğiniz andan itibaren, yani ilk cümleleriniz neyse o cümleleriniz üzerinden kesinlikle fikrinizi oraya sabitliyor izleyenler ve kesinlikle daha sonra ne dediğinize bakmıyor. O yüzden aslında birazdan söyleyeceğim şeyler esasen konunun benim için bilimsel, Türkiye toplumuna uygun olan ve bizim gibi coğrafyalarda düşünülmesi gereken asgari ücret ne olmalı, emekliler nasıl kategorize edilmeli, bütün bunları açıklamadan önce dayak yememek adına şunu söyleyeyim. Benim için bir insanın 10 bin lirayla, 17 bin lirayla, yani 10 bin lira alt sınır emekli ücreti, asgari ücret 17 bin, şu anki enflasyon ortamı ve işte Nagihan Hanım'ın dediği gibi her gün güncellenen raflardaki etiketlere bakarak yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Ama bunu neredeki market, hangi şehirdeki market, hangi pozisyondaki asgari ücretli ve hangi pozisyondaki emekli için konuşuyoruz. Eğer bu emeklimiz, biraz önce dediniz ya ben markete gittim. Eğer siz bugün herhangi bir Anadolu şehrinde, bir Doğu veya Karadeniz'de, bir Erzurum'un İspir'inde oturuyor olsanız veya bir Ağrı'nın Diyadin ilçesinde oturuyor olsanız, siz bir markete gittiğinizde sizin muhtemelen alacağınız nohut, mercimek hepsi böyle paketli değil. Hepsi o bölgede yerel üreticinin getirdiği ve neredeyse yarı fiyatına satılan gıda ürünleri olduğu için siz aynı zamanda o alışverişi yapıp evinize döndüğünüzde muhtemelen kira ödemiyorsunuzdur ve muhtemelen kira ödüyor bile olsanız çok düşük ödüyorsunuz. 500, 600 veya 700 civarları da TL olarak. O eve dönüyorsunuz. Belki ödediğiniz elektrik faturası bulunduğunuz bölge itibariyle çok az size faturalandırılıyor vesaire vesaire. İşaret ettiğiniz yer çok önemli olarak, ama şu da var. Şu. Ülkenin ülke nüfusunun büyük bir kesimi de İstanbul, metropollerde, Ankara, metropollerde, evet, metropollerde yaşıyor. Bir de 500-600 liraya kira kaldı mı bilmiyorum. Yok, ben onu Ağrı Diyadin için söyledim. Yani onu da söyledim. Şimdi demiyorum tabii şu an bütün 40 milyon kira ödeyen insan şu an kiralık evlerde oturan nüfusumuz 40 milyon. Yani Türkiye nüfusunun neredeyse yarısı ev sahibi değil. Böyle bir ortamda benim kalkıp tabii ki kiralar bu fiyat. Biraz önce Nagihan Hanım 10 bin liranın altında kira yok dedi ama ben biraz da mesleğimiz icabı. Şu an eski kira kontratlarıyla devam eden ve çok iyi semtlerde gerçekten 7-8 bine halen oturanlar da var. Ama sakın ev sahipleri tepesinde ama. Endişesiyle oturuyor. Evet. Tamam, bak, o da bir gerçek. Onu hemen şerhimi koyuyorum. Ev sahibi tahliye davası açmış, suni sebepler göstermiş, kira artışı yapmaya çalışıyor, gidiyor elektriğini kesiyor, suyunu kesiyor, doğalgazını, faturalarını iptal ediyor, aboneliğini iptal ediyor. Bunlar kabul. Ama şu var, yani ben bir bu olayın iki boyutunu ortaya koymak lazım. Bir, gerçekten asgari ücret veya emekli maaşı evi olmayan, halen çocukları eğitim hayatının içinde olan, halen belli bir refah veya refahı da bırakın, yani belli bir garantisi olmayan insanlar açısından gerçekten çok zor. Benim için iki tane bir eve İstanbul'da asgari ücretin girmesinin bir anlamı yok. Eğer o evde üç tane öğrenci varsa, üç öğrenci de servisle okullarına gidiyorsa, evleri de kiraysa, asgari ücret 25 bin de olsa yetmeyecek. Neden? Çünkü zaten bugün en kısa mesafe servis ücretleri 4 bin 5 bin liradan başlıyor. Yani bu insanların 10 yaşındaki çocuklarını kalkıp servise vermesini, yürüyerek göndermesini bekleyemeyeceğimize göre
Bunu söylediğimizde ben şunu diyorum. Asgari ücret böyle veya emekli maaşları böylesine genel böyle bir ülkede bu şekilde değil, ayrı bir formülasyonla, ayrı bir çalışma biçimiyle bölgesel olarak veya yaş gruplarına dağıtarak, şimdi 60 yaşı, bakın bugün emeklilik EYT var değil mi? EYT geldi. Şu an 45 yaş üstü emeklilerimiz de var. 65 yaş üstü emeklilerimiz de var. 65 yaş üstü olup çoluğunu çocuğunu evlendirmiş ve bir şekilde kendine zamanında bir ev almış, karı koca iki emekli maaşıyla bir şekilde geçinen aileler de var. Ama bir tarafta daha 45'li yaşlarda çocukları üniversitede 3 tane okuyan, iki emekli maaşının girdiği ve iş, farklı bir işi de olmayan insanlar da var. Şimdi böyle durumlarda biz bunu hemen genelleyerek eleştirmek yerine bu gibi ayrıntılar üzerinden konuşursak, değerlendirirsek ve bu mecralarda bu önerileri sunarsak belki o zaman daha bir yere varırız. Sizin o halde çünkü şu an mümkün ne? Değil. Yani, emekli bin... maaşının 25 bin olması. Yani şu an bizim ekonomimiz, iktisadi şeyimize baktığınızda bu kadar emeklinin çok olduğu bir ülkede 14-15 milyon emeklimiz var. Bu kadar yüksek emeklinin olduğu ve bu kadar genç emekliliğin olduğu bir ülkede siz emekli maaşını 25 bin lira yapmanıza imkan yok. Buna dayanacak bir bütçe, bir... Doğru, devlete büyük yük demek. Bir enflasyonu durdurmak gerekiyor burada, problem. Dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Yani Fransa hükümeti emeklilik yaşını 63'ten 66'ya çıkarttı diye Fransa'nın tamamı kıyamet koptu. Dün daha yeni Berlin'den geldim. Berlin'de inanın havalimanına yetişemedik. Neden? Bütün çiftçiler grevdeydi. Bütün yollar traktörlerle doldurulmuştu. Oradaki tarım sektöründe çiftçi bulunan kim varsa herkes traktörleriyle Berlin caddelerini kapattı ve havalimanına yetişemedik. Yani burada niye? Alman hükümeti çiftçiye tanıdığı sübvansiyon ve destekleri geri çekmiş. Çekmek zorunda kalmış. Şimdi yani böyle orada da tartışılıyor, Almanya'da da tartışılıyor, bizim ülkemizde de tartışmalı. Ve ben dün gerçekten hayran kaldım. Almanya'nın tekrar o duruşuna, o gösterilerde bir tane polis müdahalesi görmedim. Bunu da kendi ülkemde de görmek adına söylüyorum. Yani Brandenburg kapısının önüne 20 tane traktörü koymuşlar o büyük anıtların önünde. Traktörler arz-ı endam ediyor ama hiçbir polis müdahale etmedi. Trafikte işine gitmeyen insanlar sizin yüzünüzden işimize gitmedik diye bağırmadılar. İşte toplumsal, yani sivil toplum bu demek. Örgütlü toplum bu demek, toplu gösteri ve yürüyüş hakkı, anayasal hak aynı zamanda buralarda böyle devreye girdiğinde devletle, hükümetle toplum arasındaki talep arz ilişkisini de son derece medeni bir şekilde çözüyorsunuz. Yani ben burada oturup şu an emekliler yandı, yıkıldı, kül oldu demek yerine bunun kategorik olarak nasıl olması gerektiği, hı hı, ve gerçekten bizim ülkemizin refah düzeyi, bölgesel kalkınma pozisyonları ve buna göre nüfus dağılımı, bunlara göre bir değerlendirme yapalım artık diyorum. Teşekkürler.